Hafter'in üst üste yenilgiler almasının ardından Sirte'yi de kaybetmek istemeyen Hafter yanlısı ülkeler, Sirte kentine yığınak yapmaya devam ediyor. Son olarak Suriyeli savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemi taşıyan Rus uçakları Sirte'ye iniş yaptı. Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun Hafter'ı yenilgiye uğratması ve birçok stratejik bölgeyi almasının ardından kartlar yeniden açılıyor. Türkiye destekli Libya ordusu, Sirte ve Juf'ayı geri almak için başlattığı Zafer Yolları Operasyonu'nun hazırlıklarını sürdürürken, Haftar destekçisi ülkelerde Sirte'yi korumak için hazırlık yapıyor. Daha önce Mısır Sirte kentine askeri olarak destek gönderirken, bu kez de Rusya Sirte'ye destek gönderdi. Libya ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El Girdabiye üssüne en az 11 iniş yaptığını duyurdu. Libya basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı Sirte ve Cufe Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dıra, Rus Antonov ve İlyushin kargo uçaklarının Sirte'deki El askeri hava üssüne en az 11 iniş yaptığını açıkladı. Dıra, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı altı pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti. Rus hava savunma sistemi olan Pantsir daha önce birçok kez Türk silahlı insansız hava araçlarının hedefi olmuştu. Türkiye tarafından Suriye'de yapılan harekatta birçok Pantsir yok edilirken Libya'da da 15'e yakın Pantsir hava savunma sistemi yok edilmişti. Petrol Hilal bölgesine sahip olan Sirte çok önemli ve strateji bir konumda. Uzmanlar tüm Libya'da kontrolün sağlanmasının Sirte ve Jufra'dan geçtiğini belirtirken Rusya ve Mısır Sirte ile Jufra'yı kaybetmek istemiyor. Rusya Suriye'den sonra Libya'da da askeri üs kurarak sıcak denizlere inmeyi sürdürmek istiyor.